Benim de hikayem çok benziyor. Anlatacağım şimdi. Ona ithafen yaptığın bir şarkı var mı? Ben hiç şarkı yazmıyorum. Başkaları yazıyor. Hayır, onları söylüyorum. Hayır, seçtiğin ya da mesela ya da şu cümlede hani oraya gitsin. Şu cümleyi de eklesene be abi falan dediğim birisi. Yaz Gülü. Söz müzik aranjı Onur Özdemir'in. Onur 2R. Şimdi Simge'nin Aşkın Olayım da onun binlerce hiti var zaten. İnanılmaz bir insan Onur. Ve dünya üzerinde tanıdığım en zeki tip. Yani bizim esamemiz okunmaz öyle bir çocuk. Ha. Biz onunla bir 2021'de Paris'e tatile gittik. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Ben aldatılmışım, ilişkim bitmiş. Onun çok uzun süreli bir ilişkisinin böyle sıkıntıları var. Her köşede ağlıyoruz, içiyoruz, ağlıyoruz. Ve herif pandemide kendi kendine Fransızca öğrenmiş. Taksideyiz mesela, işte bir şarkı çalıyor. Bu şarkıyla alakalı Fransızca taksiciyle konuşmaya falan başladı. Dedim ki sen manyak mısın? O tatilde çok dertleştik. Sonra benim Yaz Gülü şarkımı yazdı Onur. Oradaki belli başlı cümleler var. O işte yaşadığım acıyı çok bana hatırlatıyor. Ben şu anda hatırlamıyorum. Şu, yazlarına kışına talibim. Ben öyle olurum. Her mevsimine varım yani. Hani çok mu veriyorsun acaba ya? Her anlamda. Ama öyle yani. Öyle olması lazım. Ben çünkü çok heyecanlı yaşıyorum ya. Demin içeride şey dedim. Evet. Senin hayatın şarkısı işte bim bam bom çatlayın düşmanlar. Benim de artık bir sevgilim var. Yani bana gizli yaşa da diyor insanlar. Ama gizleyemiyorum o mutluluğu. Ya da bilmiyorum, eskilerimi kudurtmaya çalışıyorum yenisiyle. Bilmiyorum. Artık benim kliniklik bir vaka olduğumun ben de farkındayım. O yüzden de artık hayatıma uzun bir süre ben kendimi en azından tedavi edene kadar hiç kimseyi almamayı düşünüyorum. Yazık çünkü geride kalanlar da yani evde yok. Hiçbir evde yok. O nasıl olsun? Saplantı oluyor hayır, hayatlarında. Bir anda hayır şey olarak da bir anda böyle çok şey verince adam da ürker ve kaçar zaman içerisinde. Daha kaçan olmadı ya. Aldatan oldu. İşte aldatıyor. Onun ama o kendi hayatına, kendi saygısızlığı, benimle alakası yok. Ha. Yani belki diğerleri de aldattı. Bilmiyorum bu arada. Orasında değilim ben. Yani benim verdiğimi bana verecek bir insanın olduğunu şu an zannetmiyorum yeryüzünde. Bunu tamamen bu arada aşk, sevgi peki ve... Peki mesela verip ondan sonra ah tamam artık deyip kendin mi kesip atıyorsun? Kesip atıyorum. Yani son 5 sene içerisindeki bütün ilişkilerim benim çekip gittiklerim oldu. Yani aldatılma olaylarını geçiyorum. Hepsinde ben ama çok da sabrediyorum. Yani beraber her seferinde böyle şeyde Instagram'da falan ay yaşasın bizimki aşk yaşıyor diye çok seviniyorum. Diş fırçası çiftlendi falan diye. Ben mesela ne yaptım o diş fırçalarını biliyor musun? 4 tane diş fırçası var benim. Ama hepsini kendim kullanıyorum ama orada iyi hissettiriyor. Evet ya. Biri öğlen, biri akşam falan dermişim. Yok ama öyle arada bir değiştire değiştire 4 tane var ama en son 2 tanesini attım, 2 de kaldı. Benim sap ama gibi tek bir yapmıyorum. Tane duruyor. Koy ve üzüyor tane beni. Yok aman kendimi kandıracağım. Sen eğiliyorsun kandırmak kendimi 4 taneyle. Kandırmak için değil. Şey derler ya sabah başka fırçayla, akşam başka fırçayla falan. Ondan sebep yani yoksa hani bir tane bir çiftim olsun diye değil. Ay nasıl çözeceğiz seni bu problemini İrem ya? Hiç bilmiyorum. Yani şu an aslında derdim tamamen bu değil. Birazcık müzikal konularda bir işin içinden çıkamıyorum. Bir sürü şarkı birikti. 15 tane neredeyse şarkı var. Hangisini ilk çıkarmalıyım? Albüm çıkarmalı mıyım? O konularda kafam gidiyor. Bir şarkım çıkacak. Ben aşığım mesela şarkıya. Hani zaten ilk benim aşık olmam lazım. İnanmam lazım o şarkıya. Ama yani öyle sallantılı dönemlerden geçiyoruz ki müzik konusunda. Şarkı tutmayınca benim dünyam yıkılıyor. Çok mutsuz çok oluyorum. Çok haklısın tabii ki ama her şarkı tutacak diye bir şey de yok. Öyle ama kendin çok inanınca falan sonra mesela şarkıya küsüyorum. Sahnede hiç söylemiyorum onu tutmadı zaten falan diye. Her seferinde de aynı hevesle yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu bu arada. Aynı hevesle ilk şarkıyı çıkartıyoruz gibi. Sanki ilk şarkımız gibi bir hevesi çıkartıyoruz. Hüzünlü giriyor. Nakaratta şey diyor. Yani anlatırdım şimdi aslı kandalı yok iyi mi? Bu güzellik yüzünden az şımarık değil belli. Yavrum baban nereden? Aynı mahalleden geçtik mi? Yürü güzelim yandan gel. Sen bu kadehten içtin mi? Ay çok iyi. Sen bu kadehten içtin mi? İki manalı olduğunun altını çizmek istiyorum. Böyle. Aşırı tatlı bir şarkı. Çok tam bir yaz şarkısı. Hadi inşallah yola açık ol. Kız aynen. Ben uğurluyumdur. Biliyorum. Sen bana evet. Pandemide de çok uğurlu geldin. Ay sen de bana çok uğurlu geldin.